O yeryüzüne ayak basan en büyük Fatih, insanlık tarihinin en çok kan döken lideri. O acımasız lider kendisini çok büyük günahlar işleyen düşmanları için gönderilen Tanrı'nın bir cezası olarak görüyordu. Moğol İmparatorluğu kurucusu Cengiz Han'dan bahsediyoruz. Ancak o insanların canını acımasızca almasına rağmen genç kızlar ve kadınları çoğunlukla öldürmüyor, onları yanında götürüyordu. Bu arada düşman savaşçılar teslim olurlarsa onları affediyor, hizmetine kabul ediyordu. Her ne kadar kana susamış bir hükümdar olsa da adil biriydi. Hatta eski düşmanlarını bile onurlandırıyordu. Kendisine itaat etme yemini eden yetenekli komutanları ordusuna kabul ediyordu. Kadınlarsa Cengiz Han için çok farklı anlam ifade ediyordu. Cengiz Han için hayatta iki önemli şey vardı. İlki servetini çalmak isteyen düşmanlarını yok etmek, ikincisi ise kadınlarla yatmak. Bu iki şey onun hayattaki tek mutluluk kaynaklarıydı. Kendisine mutluluk veren bu uğraşının biraz aşırıya kaçtığını genetikçiler geçen yıllarda ayrıntılı bir şekilde saptamışlardı. Halen yaşamakta olan 16 milyon insan Cengiz Han'ın torunları olarak tanımlanabilmektedir. Her ne kadar tarihçiler birlikte olduğu kadın sayısının 500 olduğunu söylese de bu kadınlar bu büyük neslin sadece küçük bir bölümünden sorumlu olabilir. Bu muazzam neslin büyük bir kısmı tecavüzlerin ürünüydü. Çünkü Cengiz Han işgal ettiği topraklardaki kadınları savaş ganimeti olarak görüyor ve onlara bu şekilde davranıyordu. Eski savaşlarda bir çeşit ganimet olan kadınlar güçlü Moğol ordusu için tükenmez bir savaş kaynağıydı. Özellikle genç ve güzel kadınlar. Moğol ordusu girdiği her yeri yakıp yıkıp yağmalıyor. Ne zaman bir şehre girse şehir kaçınılmaz olarak katlediliyordu. Cengiz Han askerlerinin askeri başarılarını ödüllendirmek için 3 gün boyunca yağma yapmalarına izin veriyordu. Bu 3 gün içinde Moğol askerleri tekrar tekrar aşağılık arzularını sergiliyor, insanları öldürüyor ve kadınlara tecavüz ediyorlardı. En beğendikleri kadınları ise esir alıp köleleri yapıyorlardı. Aslında esir kadınları haremlerine almak o dönem her şeyden önce bir statü göstergesiydi. Bunun yanında savaşta gösterilen yiğitlik ve kahramanlığın karşılığı olarak askerlere esir kadınlar ödül olarak veriliyordu. Güçlü Moğol askerleri için en popüler kadın esirlerse Rus ve Avrupalı kadınlarıydı. Özellikle Rus kadınlar beyaz, tombul, coşkulu ve dizginsizlerdi. Avrupalı kadınlarsa cesur bir savaşçı için çok pahalı ve değerli bir hediye olarak görülüyordu. Cengiz Han ve askerleri o kadar çok toprak fethettiler, o kadar çok kadını esir ettiler ki en basit askerlerin bile 3 eşi 4 cariyesi vardı. Moğol çadırları kadın kölelerle doluydu. Farklı ülkelerden alınan bu kadınlar farklı ten renklerine sahiplerdi. Moğol çadırları için çok uluslu bir güçtü diyebiliriz. Savaş sıradan vatandaşlar için korkunç bir şeyken Moğolistan gibi yağmacı bir ulus için neşeli bir bahar turu gibiydi. Çünkü Moğollu en sıradan insanlar bile savaştan kazançlı çıkabilirdi. Seferlerinde yakalanan yabancı kadınlar zorla Moğol erkeklerle evlendirilir veya cari olarak hizmete zorlanırdı. Moğollar ayrıca tebaa halklardan haraç olarak genç bakireler talep ederlerdi. İnsanlık tarihi boyunca bir insanın fethetmiş olduğu en geniş toprakları ele geçiren Cengiz Han ve ordusunun bu topraklardaki kadınlara yaptıkları acımasız şeyleri bir düşünün. Aklınızda bazı şeylerin daha net canlanması için şu örneği verelim. Cengiz Han o kadar vahşi, o kadar acımasız bir hükümdardı ki tarihi kaynaklarda ondan şöyle bahsedilir. Kadın ve çocukları öldürmek, gebe kadınların karınlarını yarıp ceninlerini telef etmek gibi insanı kan ağlatacak ve tüyleri ürpertecek facialar işlediler. Cengiz Han her ne kadar kadınlara düşkün olsa da acımasız bir hükümdar olduğunu onlara da gösteriyor ve Moğol ordusuna esir düşen kadınlar da Cengiz Han'ın gazabından çoğu zaman kaçamıyorlardı.